Akıllı telefon bağımlılığının olumsuz etkileri nelerdir sorusunun cevabı evet biliş bulanıklığına bağlı uyku problemleri ve REM uyku düzenindeki yavaşlama görme ve duyma bozuklukları evet işitme sürekli kulaklıkla gezdiğimiz zaman bakteri miktarını 700 kat artırdığını görüyoruz. Dolayısıyla Orada bir sıvılaşma ve beraberine orta kulak iltihabı gibi iltihaplarla işitme kayıplarını riske edebilecek durumdadır. Yine vermiş olduğu frekanslarla buna dikkat etmekte fayda var. Anksiyete, depresyon ve stres oluşturabilmektedir. Ve görme konusunda hemen altını çizelim. Dünya Sağlık Örgütü dijital nesneleri kullanım alışkanlığına bağlı olarak çocuklarda miyopi göz salgınının arttığını ifade eden bir rapor yayınladı. Dolayısıyla kullanım şeklimiz uzaktan bakmak hatta mümkünse 45 santimetrenin uzağında olması gerekiyor. Eğer bilgisayarsa 70 santimetre uzakta tutulmasında fayda var. Yine zihinsel tembelliğin artması bu ne demek? Sürekli araba kullanan birini düşünün. Sürekli araba kullanıyor. Bu kişi arabadan indiği zaman nasıl yürümeyi unutuyorsa veya yürüme becerilerinde zafiyet oluyorsa, kas sisteminde bir gevşeklik veya azalma söz konusuysa aynı şey sürekli telefonla temas kuran ve ekranda birilerinin sunmuş olduğu içerikleri e, takip etme zorunda olan birilerinin aynı şekilde düşünme becerisi ve kreatif yani üretken, üretici düşünce, yaratıcı düşünceden uzaklaştığını bu yönde bir zafiyet oluştuğunu söyleyebiliriz. Kişisel benlik ve duygusunu medya ile değerlendirme ki bu da bir depresyon nedeni biliyor musunuz? İşte stres kaynağını tetikliyor mu? Evet siz bir paylaşım yaptınız. Bunu sizin arzu ettiğiniz kişiler beğenmediyse veya e, takipçilerimizin çoğunluğu tarafından bir onaylanma söz konusu değilse işte orada beğenilmeme duygusu eskiden 1 2 3 kişi arasındayken şimdi milyonlar arasında beğenilmeme duygusuna erişmekte ve bunun kalıcılığı aynen çocuklarda siber zorbalıkta olduğu gibi yetişkinlerde de bir benlik zedelenmesine dönüşebilmektedir.